Aa, ben mi geç kaldım? Giyinmişsin bile. Yok Latif. Yaşlandıkça uykunun da tadı kalmıyor artık. Olur mu ağa? Ne yaşlılığı? Sen kabul et etme. Sıranın ucu göründü artık. Allah beni sizin ardınıza koymasın ağam. Daha göreceğimiz çok güzel günler var. Evlat acısı bile gördüm Latif ben bu hayatta. Daha ne göreyim? Ha? Bir tek soyumun doğru dürüst yürüdüğünü göremedim. Oh. Baş üstüne komiserim. Hanımefendi gelin siz de buyurun. Bu ne iştir Latif? Sabah sabah polisi ne işi var yalıda? Polis mi? Hemen ilgileniyorum ağam. Komiserim bu işte bir yanlışlık var. Çok rica ediyorum. Ha, Latif Bey. Yalan söylüyorlar komiserim. Vakitler kazanmaya çalışıyorlar. Ayzu kızım. Hanımefendi Ferit Bey'in kızını burada alıkoyduğunu söylüyor. Ne? Komiserim mümkün mü böyle bir şey? Ya kızım mesaj attı. Allah'ınızı seviyorsanız saklamayın. Daha hoş. Ulan sen hemen abidini uyandır hemen. Abidin. Kalk abidin kalk. Uyan. Ne oldu saat kaç? Ya ne saati polis geldi kapıya. Ne polisi ya? Ya kadının biri kızım burada diye bağırıyor. Gece yine kız mı getirdi Ferit Bey? Yok ya ne? Ayakta duracak hali yoktu. Ben yatağına yatırdım. Ne kadını ne şey ya? Valla kızın yaşı da küçükmüş. Ne diyorsun ya? Orhan Bey, Gülgün Hanım. Orhan Bey. Ne oluyor bu? Ne bu gürültü sabah sabah? Ferit Bey, polisler yanında bir kadınla geldi. Kadın Ferit Bey'den şikayetçiymiş. Ne? Gülgün sen burada bekle şimdi. Babam uyanmıştır. Asuman ne oluyor sabah sabah? Aşkım kardeşi yine bir haltlar yemiş. Of Asuman ya. Ya evin etrafında polisler var. Yuh. Ya kızım içeride niye böyle boş boş bakıyorsunuz? Girin mi
Ablacığım, o burada biliyor. Ahlaken hatsız konuma düşme. Orhan Bey, Ferit Bey'le konuşabilir miyiz? Komiser Bey, bir delinin zırvasıyla elinizde delil olmadan neyin baskını bu? Bir işin aslını öğrenelim önce. Ya kızım mesaj attı diyorum, mesaj. Zorla tutuluyormuş, baskı altında yazmış. Bak istersen bak. Yeter! Ne zamandan beri Antepli'nin yalısına destursuz gelinir oldu komiser? Nedir bu bağırış çağırış? Halis Bey, saygılar. Kusura bakmayın ama hanımın suçlamaları büyük. Ben de o yüzden geldim. Halis Bey, Halis Bey. Torununuz kızımı kaçırmış. Daha o çok küçük. Kes sesini kadın! Kimin adına torunuma kara çalmak? Ferit Bey. Ferit. Ha? Ne oldu ya? Kahvaltıya mı geç kaldım? Ne oluyor be? Sen kimsin? Sen ne yaptın küçük beyim? Lütfü Efendi, sana yemin ediyorum ben bu kız hayatımda ilk kez gördüm. Dedeme söyleme sakın ha. Polisler aşağıda. Beni buraya ağam yolladı. Ne? Ne polis ya Sebe? Kızın annesi şikayetçi olmuş. Annesi mi? Lütfü Efendi ne oluyor ya? Burada kal. Anne! Aysu! Anne! Anne! Kızım! Kızım dedim ama dedim ben o burada dedim kızım. Halis Bey! Şimdi deyin bana. Kim kime kara çalmış ha? Benim gül gibi kızımın sizin evinizde ne işi var? Şikayetçiyim komiser bey. Hepsinden şikayetçi. Tamam abi. Kızınızı alırız, karakola götürürüz, ifadesini alırız. Olayın aslını da öğreniriz. O zaman şikayetçi olmak istiyorsanız yani yaparız. Aysu, söyle kızım. O soysuz bir şey yaptı mı sana? Ha? Hadi korkma anne. Bak polisler de burada. Temizle şu işi. Ferit oğlum, iyi misin? Biri bana bir şey anlatabilir mi? Sonra. Çık dışarıya uyuyacağım. İsa'm çok sinirli. Kahvaltıya bile inmedi. Döner dönmez de Orhan Bey'i çağırtmış. Bana vereceği cezayı söyleyecektir. Yurt dışına falan yollar herhalde. Ay deme öyle. Daha yeni döndün sayılır. Ya ne yaparlarsa yapsınlar. Tanımıyorum diyorum. Alakam yok diyorum. Kimseye inandıramıyorum ki. Neyse sen yat dinlen. Ben bir şey duyarsam haber ederim sana, olur mu? Uyandırma sakın. Tamam. Ben evlat olarak senden razıyım. Ama baba olarak bir yaramazsın. Yurt dışına gönderelim diye izin istediniz. Tahsilli olur, işlerini ucundan tutar dedim. Sonuç ortada. Her hafta başka rezillik. Soyadımız ne yediği belirsiz televizyon programlarına meze oldu. Ben bu yaşıma geldim. Şu kapından teşekkür etmek dışında polis savcı girmedi.
Affedin baba, özür dilerim. Ama abidin de şahitlik ediyor. Belki biri bir tuzak falan kurdu çocuğa. Fuat'a niye kurmadı kimse tuzak? Yazıklar olsun size de. Bunca emeklerime de. Sizi kaç kere uyardım. Bu oğlanın ipini kısa tutun diye. Dinleyen yok ki. Estağfurullah. Yeter! Artık zapturapt altına almanın vakti geldi onu. Tek yolu var. Bu kız başımıza kalmadan hemen evlenecek Ferit. Kararım kesindir. İfakat'la da konuş. Memleketten uygun bir kız bulup nikahlayın. Deden haklı. Tuzak muzak diyorsun, evi bırız bastı sonunda ya. Rezil olduk herhalde. Anne, saçma sapan konuşuyorsun ya. Yurt dışına çıkarım, dedem görmez beni, olur biter. Evlenmem ben kimseyle. Bu sefer hiçbir suçum yok diyorum. Kız haberim yokken girmiş odaya. Niye hiçbiriniz bile bana inanmayı denemiyor? Kafayı yiyeceğim ya. Açayım, senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ya yabancı bir kız, herkesten habersiz senin odana kadar. Nasıl girsin oğlum? Var bir yolu işte. Daha önce kaç kere kız getirdim ben bu eve? Kimin haberi oldu? Sen başka ne haplar yiyorsun? Hiçbir şey. Çok bir şey ya da hiçbir şey. Deden kararını vermiş. Zaten vakti geldi diyordu, hızlandırmış oldun. Bravo. Ya anne, ben daha kendime bakamıyorum ya. Okuldan öylesine mezun oldum, sen biliyorsun. Dedem istediği evlenmek nedir ya? Bir kendine gelir misin artık? Hayır, sen yapma bunu bana bari. Kafayı yiyeceğim. Annem, bak ben Pelin'le oturup evlilik konulu film bile izlemiyorum. Şimdi gidip ne diyeceğim Pelo'ya? Hadi Pelo'cum, gel bir çılgınlık yapalım. Evlenelim seninle ya. Ha? Öyle mi diyeceğim? Ne olur anne, babamla konuşun, bitirin bu işi. Ha? Pelin'le evlenmeyeceksin zaten. Merak etme. Nasıl yani? Dedem memleketten birini istiyor. Ne? Sessiz sakin bir kız buluruz, o evde oyalanır. Sen yine kendi hayatını yaşarsın. Gezersin, tozarsın. Ay ya, bir de oğlunuz olursa. Deden artık hepimizi rahat bırakır. Hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Ben sana söz veriyorum. Anne sen ne dediğini farkında mısın ya? Hasta mısınız siz ya? Ha? Sırf dedem istedi diye benim başımı öneyip baş üstüne dememi bekliyorsun? Sanki başka seçeneğin var. Hiç boşa hayal kurmayın. Dedem göndermezse göndermesin. Ben kendim çeker giderim Amerika'ya. Kolay da öyle. Oğlum sen toptan unutmuşsun buraları. Asıl oralar hayal. Burası gerçek. Sen cebindeki kartlar aşağıdaki kasa olmadan şehir bile değiştiremezsin. Hem bak böyle yaparak falan da zordur. Mutsuz olacağım. Mutsuz. Benim hayatım hiç senin umurunda değil mi ya? Ferit'ciğim, ben buraya seni ikna etmeye gelmedim. Bildirmeye geldim. Çık biraz hava al istersen, nefes al. İşler neden bu noktaya gelmiş bir düşün.
kız eve nasıl girer hiç hatırlamıyorum. Sıfır, kafayı yiyeceğim. Uyur gezer mi oldum abi ben? Yok lan. Yani gezecek halin yoktu, bir de uyur gezer mi olacaksın? Sabah evde kıyamet koptu, uyanmadın oğlum. E kim soktu bu kızı odama ya? Aman oğlum bekle. Daha birkaç saat oldu, çözeceğiz. Hayır, kendi kendine girdi desem tek yol var. Onun da takıldığım 3-5 kız biliyor. Ya da 300-500 mü desek Ferit? Ya abartma. Peki. Neyse. Ben adalete güveniyorum. İlk defa bir olayda masumum ya. Gerçek ortaya çıkacak, gör bak. E tabii çıkacak o. Çıkacak da. Peki sence düğünden önce mi çıkar, sonra mı çıkar? Ya anlatma, pişman ediyorsun ha. Ha. Anlatmasan duymayacağız yani. Latif Bey'imiz hazırlıklara da başlamıştır. Kafayı yiyeceğim ya. Eyvallah baba. Alo. Abi dinliyorum. Ne diyorsun ya? Ya abi başka avukatları var mıymış? Allah Allah. Tamam abi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin kardeşim. Hoş geldiniz. Ferit Bey. Ferit. İşe giriyorum abi, ne oldu? Bu sabahki kızın annesi var ya. Ne öğrendin? Pelin'e Gündeli'ye gidiyormuş. Nasıl yani? Öyle vallahi. Tamam abi, sen arabada bekle, ben geliyorum şimdi. Tamam, ben Orhan Bey'lere haber veriyorum. Yok yok. Verme sakın. Ben Pelin'le konuşayım, haber veririm sonra. Tamam. İyi tamam, hadi. Bekle sen, geliyorum ben. Gidiyorum, olamaz sakın. Duş alacak vaktimiz var. Geliyor. Temizlik yapıyorum ayağına. Bizi dinlemiş Pelin. Eve nasıl girileceğini de öğrenmiş. Gerizekalı ya. Ben diyorum, kaç gündür niye telefonlarıma cevap vermiyor bu kadın? Sevgilim, ben gerçekten çok özür dilerim senden. Senlik bir şey yok ki. İnsanlar kafayı yemiş gerçekten. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Deden o zaman affeder seni. Ya da ne bileyim, en azından evlendirecekse de istediğin biriyle evlenmene izin verir. Saçmalama. Ya tamam, gerekirse ben de şahitlik yaparım. Vallahi inan bilmiyorum Pelo ya. Ben bu olaylar bir şekilde çözülür ama ipler dedemin elinde günün sonunda. Ne yapacağını ben de bilmiyorum. İlla Antep'le gelin istiyorsa giderim Antep'e aldırırım ikameti ya, ama ne olacak? Saçmalama Pelin. Atalık gergin. Ben kaçtım. Bir şey yapamadık ama.
Yarın gelirim. Söz. Tamam. Hadi bay. Bak bu yeşil sana çok yakışır. Sen bunu kaç kere giydin? Çok değil ama en son geçen ay giydim hala. Bir hatırlayan çıkar. Ha. Bak bu hiç giyilmemiş. Etiketi üstünde. Sen de bunu giy. Olmaz. Yani sen daha iyi bilirsin tabii hala ama... Seyran sade bir şey giysin. Pes yani abla. Onu mu düşünüyorsun gerçekten? Sus kız. Suna haklı. Al sen bunu giy. Esme. Buyur hala, getirdim. Ah bu iyi. Bu ikisi dükkanlara bakarken sen benim terziye uğra, ucuzundan parça kumaş kestir. Onları hediyelik sardır, poşetlere koy. Eli kolu dolu görsün millet. Bir tek çarşı, pazar poşetiyle dönmeyin. Hadi hadi. Bir an önce gidin gelin. Daha bir dünya hazırlık var akşama. Tamam hala. Hoş geldiniz Esma Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abla Duyma. Gelin içeride çeşit. Hoş geldiniz Esma Hanım. Duymaz mısınız? Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben hemen gidip geleceğim. Ama saçmalama. Ama sen saçmalama ya. Sadece 5 dakika görüşeceğiz. Anneme terziye gitti dersin. Dur dur dur. Yeterince poşetin var mı? Var var, yeter bunu alalım. Kızlar. Geldim anne. Seyran nereye gidiyor? Ha, terziye gidiyor ya, kumaşları halletmeye. Ha iyi. E hadi biz devam edelim o zaman. Dönüşte bakarız tekrar. Teşekkürler. Nerede kaldın? Anca geldim. Çok özledim seni. Ablan da olmasa görüşemeyeceğiz. Ablamla ne alakası var? Geldim işte. Ablanı göreceğiz, çıkarmadınız mı yine? Düzgün konuş. Ne yalan? İki parça kumaş almak için tüm dükkanları gezmiyor musun? Zor beğeniyor. Hele annem hiçbir şeyi beğenmiyor. Koca peşinde değil yani ablam. Olsa ne olur. Hem evlensin de sıra bize gelsin. Deli deli konuşma Yusuf. Önce sınavı kazanacağız. İkimiz de. Tamam tamam. Ya tüh be. Çizim kitabı getirecektim ben sana ya. Unuttum. Sınav deyince şimdi. Tamam be Yusuf. Tamam. Benim gitmem lazım artık. Saçmalama kızım. O kadarcık mı? Tamam. Kitabı getirdiğin zaman yarın bir yolunu bulup çıkacağım evden. Vallahi mi? Hı-hı. Tal. Sakın yapma bir daha Yusuf. Hoş bir sadağa bırakın. Hı. Olur vallahi, çok yorulmuştuk. Kızım sen bak beğendiklerine. Ben de bir kahvenizi içeyim. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Şöyle mi? Buyurun şöyle geçeyim. Ay. Yeni kahvenizi yeni nasıl alırsınız? Şekersiz olsun benimki. Vallahi dükkan dükkan, mağaza mağaza dolaştık. Ayaklarım nasıl ağrımış. Kızım Esma Hanım'ın kahvesini söyledikten sonra yeni sezon ayakkabılardan birkaç çift getir. Esma Hanım kahvesini içerken denesin. Görsünüz ne kadar rahat ayakkabılar. He, hiç gerek yok aslında. Hele Suna bir baksın da beğendiklerine. Aman ne olacak sanki? Kızlar Suna Hanım'la ilgilenmiyor.
Bu da tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok. Ayrı ayrı hediye paketi yapabilir misin? Ayrı ayrı mı olsun? Masrafını eklersiniz. Poşete gerek yok. Sağ ol. Yok, ondan demedim. Hemen yapıyorum. Teşekkürler. Seyran gel gel. Terliklere bakıyordum ben de. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size ne ikram edelim? Hoş bulduk, kolay gelsin, sağ olun. Ablam nerede? Ha, orada elbiselere bakıyor o da. Nasıl olmuş? Beğenmedim ya. Aa, olur mu? En güzel modelleri bizdendir. E siz alırsınız o zaman. O elinizdekiler de olmaz. Hiç boşuna denemez. Sağ ol. Abla çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Biliyorum. Sinirim bozuldu. Ben de istiyorum üstüm. Anne hadi artık bizim çıkmamız lazım. Acil bir işimiz çıktı. Ha. Hadi. Esma Hanım, dilerseniz ben beğendiğiniz ürünleri konağa göndereyim. Keza Suna Hanım'ınkileri de... O da emin olamamış. Biz gidelim artık. Evet, ben bir kararsız kaldım açıkçası. Pek şey yapamadım. Kalsın bunlar. Ben bir çekçek alabilir miyim? Bir de çay. Tabii. Gel. Kahvenizi getirdim hanım. Getir Sultan, getir. Afiyet olsun. Sağ ol. Valizimi de hazırlayıver. Yarın Antep'e gideceğim. Hemen. Haber yollattı mı? Masada diyeceğini dedi ya. Ay ama Gülgün Hanım fena bozuldu. Sultan. Ben yokken gözüm kulağım olacaksın. Düzenin bozulmasın sakın. Yukarıda aşağıda neler oluyor tek tek anlatacaksın bana. Merak etmeyin hanımım. Ağamız başımızda olduğu sürece kimse sizin düzeninizi bozamaz. Ağamız başımızda olduğu sürece. İfakat Hanım. Müsait misin? İfakat Hanım. Söyle Latif Bey. Ağam ağrılar arttı yine. Seni çağırdı. Tamam, hemen geliyorum. Bu saatte. Hem senin yapacağın iş mi bu ya? Başkasına bu halde görülmek istemiyor biliyorsun. Bak bu ilk de değil. Canımı sıkmaya başladı bu iş. Orhan. Beni karınla karıştırıp pişman olacağın şeyler söyleme. Hadi. Karın uyanmadan dön. Gel. Gel Rifakat. Gel.
Geçmiş olsun ağam. Latife efendi, sen istirahatine devam et. Sağ ol. Çıkarmasaydın üstündekini üşüteceksin. Tamam ağam. Kaç vakit oldu Antep'e gitmeyeli? Senin yanında saymak olmaz ağam. Saymadım. Bırak bırak. Sabah Latif halleder, yorma kendini. De bakalım, özledin mi memleketi? Özlenmez mi ağam? Latif uçağı ayarladı. Soyu sopu belli. Bana layık biri olsun. Şüphen olmasın ağam. İyice kontrol edin, her bir yerine bakın. İşte görünmez yerler, canım sen biliyorsun işte eski usuller nasılsa öyle, bir ayıbı olmasın. Bizim Zıpır'ın da beğeneceği biri olsun. Gözün arkada kalmasın ha. İyi geceler. Ne? Ağam kusura kalma, evde olduğunu bilmiydim. Hatice Hanım'la görüşecektim. Hala? Hayırdır Zahide? Mühim mesele. Kızlarla alakalı. De hele neymiş? De hele. Korhanların gelini gelmiş. Küçük torunları için. Kız, böyle meseleler burada konuşulmaz ha. Gir içeri, sonra bir kahve yapsın size, orada konuşun. Haydi, haydi. Nereye gideyim ya? Ben de nerede bu diyeyim? Yürü kız mutfağa. Gören de arsız koca delisi biri sanıcı. Ya gerçekten bana mı geldiler evde Korhan'ın oğluna? Senden iyisi mi var kız Antep'te? Hadi ayak altında dolanma. Ayıp. Oğlum ya. Canım kardeşim çok güzel olmuşsun. Yukarı sakinse ben hemen gidip geleyim. Sakin sakin. Sakin. Ay Seyran, sonunda dualarım kabul oldu. Abla ya, sen baya baya burada beni bir başıma koyma gönüllüsün ha. Ya kızım ben Korhan'ın oğluyla bir evleneyim, seni de hemen yanıma aldıracağım. Deli misin sen be? Tabii tabii, sen var ya şu kapıdan çıktığın an unutursun beni. Asla. Sırf bana bunca zamandır ettiğin lafları yedirmek hiç unutmayacağım. Ne demişim ben sana? Ne demiş misin mi? Yok evde oturup kocamı beklenirmiş. Yok hangi devirde yaşamışız al, gördün mü devri? Belki kaderde koskocasına Korhan olmak var. Allah'ım ne olur inşallah kısmetim de ne olur. Tamam abla benim çıkmam lazım. Sen beni idare ediver tamam, Yusuf bekliyor. Tamam tamam, kimsenin gözü seni görmez zaten bugün, başrol benim. Salak. Çok heyecan yapmıyorsun. Gelince konuşacağız daha bu konuyu. Hep böyle kalsak keşke. Bir ikimiz. Kimse olmasa. Yapma.
Doyamıyorum seni sevmeye. Dokunmadan da sevebilirsin Yusuf. Dokunsam ne çıkar? Nasıl karım olacaksın? Ablandan hemen sonra isteyeceğim seni. Oldu. Babam ikimizi de vursun öldürsün sonra. Ya en olmadı kaçarız. Merak etme. Ben sana bakarım karıcığım. Ben kendime bakarım Yusuf. Hele bir üniversiteyi kazanayım. İşte o zaman babamın bile karşısına dikilirim. Bu kadar mı seviyorsun beni? Benim gitmem lazım. Bir saat dedim anneme. Yarım saat geciktim abla. Halam anlamadı değil mi? Anlamadı. Seyran bir otursana. Ha? Bir otur. Dur. Ne oldu? Anlat. Yarın hamama gidiyoruz. Sebep? Ya Korhanlar orada birkaç kıza bakacaklarmış işte. Ya abla sen kurbanlık koyun musun? Ne demek hamamda bakacaklarmış? Beni delirtme ya. Ya kızım eski adet işte, Allah Allah. Bu aile çok köklü bir aile. Geleneklerine, göreneklerine bağlılar. Abla, hiç tanımadığın bir adamla evleneceksin. Belki sevmeyeceksin. Belki kötü birisi ya. Bak internetten fotoğrafını buldum. Bu kadar yakışıklı biri bu evden daha kötü olamaz. Bak. Hiç istemem. Bak. İstemiyorum, istemiyorum abla. Kendini görece usulü kız arayan adamdan ne hayır gelir acaba? Hem sen kendini fazla kaptırma. Başkaları da olacakmış. Yok, kaptırmıyorum zaten de. Vallahi içimde bir his var ama ya. İnşallah olacak bu iş. Merhabalar, kolay gelsin. Ay, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Ben toplarım. Tamam abla, ben toplarım. Yok, ben toplarım. Sen vaka sütayı çağır, Kazım Ağa'nın kızıyım ben. Tamam abla. Hiç İstanbul'a yetiştim yani. Otelden arıyorlar. Ha. Aynen. Tamam, konuş sen, ben şuradan fıstık aldım. Tamam. Alo. Pardon. Antep fıstığı var mı? Anlamadım. Antep fıstığı diyorum sana. Bulunur mu? Ne diyorsun ya? Sarhoş musun sen? Ne oluyor ya? Siz Antep'te insanlara böyle mi davranıyorsunuz? Ne ayıp. Yani evet. İşine gelirse. Hak ettikleri gibi davranıyoruz. Gelmezse? Geldiğin yere geri dönersin o zaman. Seni de götüreyim İstanbul'a. Belki biraz insanlık falan öğrenirsin. Müşteri ilişkileri falan. Ne dersin? Ne saçmalıyorsun sen ya? Terbiyesiz. Terbiyesiz derken anlamadım. Bak da su da içerdim. Ben başka istediğin şey var mı? Teşekkür ederim. Ya kusura bakma, ben çalışan sandım seni. Özür dilerim. Önemli değil. Ne vardı sizin? Ben bir kilo fıstık alacaktım. Kabuklu, kabuksuz. Kabuklu, kabuklu. Nedir buranın hali? Oo, Seren, kurum hoş geldin. Hoş bulduk Bakka Suda ya. Kusura bakma, benim hatamdır. Önemli değil, önemli değil. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Kazım Hanım nasıl? Hatice Hanım nasıl? İyiyiz, çok sağ ol. Hatice Hanım çok selam söyledi sana. Yarın için bir tepsi fıstıklı, bir tepsi de cevizli baklava yapabilir mi Bakka Suda diye soruyorum. Ben şimdi sonra...
Ha şef var benim. Ferit mi? Orhan Bey de orada otelde. Anca yetişir. Tamam. Kolay gelsin usta. Sağ ol Cüger'im. Yeter mi? Yeter yeter. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne duruyorsun abi? Temizle şurayı. Kazım Ahmet. Hoş gelmişsiniz. Şeref verdiniz. Estağfurullah, o şeref bize ait. Eşimi Gülgün. Ölen abimin eşi İfakat. Hoş gelmişsiniz efendim. Oğlum Ferit. Ahmet sen de hoş geldin. La oğlum gel hele gel yaklaş ya. Maşallah. Ökkeş. Ha? Ne gerek vardı bu kadar zahmete ya? Olur mu canım? Layığıyla ağırlayabilirsek ne mutlu bize. Estağfurullah. Vay maşallah vay. Buyur, buyur. Şöyle alalım sizi fakatın. Bırak abi ya. Dur oğlum. Bırak, karım temizler bırak. Aa, ben daha evlenmedim ki. Bekliyorum. Hani gel çaktım, ben giderim. Ya gideceğiz oğlum, gel şu yüzünü bir yıkayalım ya. Öpeceğim. Gideceğiz ama değil mi? Gideceğiz, gideceğiz. Tamam. Hadi. Gel bakayım şimdi. Geliyoruz anne. Yok yok. Ablana dokunma, uyusun o. Akşama yüzü gözü güzel görünsün. Amma kıymetlendi kızımız. Deme öyle be. Allah inşallah sağlığını bahtından yazsın.
Devam ediyorsun beddua ama belli değil anneme. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Hatuşala. Sen etrafla uğraşma. Kazım abi birilerini tutmuş. Onlar gelince halleder. Olur. O zaman ben ikramlıklara yardım edeyim. Lüzum yok. Ona da var verisi. Koskoca Gorhanları senin ananın yaptıklarıyla ağırlayacak değiliz ya. Kahvaltıdan sonra siz hiçbir şeye karışmayın. Tamam. Ha. Bir de al şunu. Aç dolabı. İnsanlar gidene kadar açık dursun. Bir de unutma baklavaları alacaksın. Özellikle kendin al ki karışıklık olmasın. Tamam, kahvaltıdan sonra gideceğim ala. Halan bir şey mi istedi? Yok, baklavacıyı unutma dedi. Bir de bugün dolabın kapağı açık kalacakmış. Ben açtım, anahtar sende kalsın. İyi madem. Babam birilerini çağırmış galiba. Haberim var sağ olsun. Sonunda ben de hanım gibi oturucuyum şu evde. Ya sen zaten bu evin hanımısın, annem miyim? Of ya. Haydi haydi oyalanma. Sofrayı kuralım bir an önce. Günaydın. Oo paşam. Erkencisiniz ya. Ya sen beni mi düşünüyorsun hep? Uyumadan önce yüzümü yıkıyorsun filan. Ya sen nasıl adamsın ya? Rezilliğine gülüyorsun. Ne yapayım abi ya? Bu yaşıma gelmişim ilk kez babamla içmişim. Olacak o kadar rezillik, evleniyoruz. Hatta bir yanımda babam, diğer yanımda kayınbabam. Sen düşün. Sen sevdin ha kayınbabanı. Muhabbeti pek sarmıyor ama fena değil. Allah muhabbetinizi artırır kardeşim, merak etme. Söylüyorum ben ya. Bana bak. Hı. Sen dün gece yengeyi mi sayıkladın? Yenge? Antep fıstığı. Nasıl ya? Antep fıstığı diye mi sayıkladım ben? Ha. Harbi mi? Valla. Saat kaç? 9:30. Bir şey diyeceğim. Çok kısa işim var. Vallahi hemen geleceğim. Tamam oğlum kalk, ben seni bırakayım. Yalnız gitmem lazım. Hadi be abi. Ferit oğlum. Orhan Bey'e ne diyeceğim? Ya bir saat görünmezsin gözüne. Ben seni bulurum be. Ha? Ferit. Hadi bak evlenmeden önceki son isteğim. Bir saat. Söz mü? Vallahi söz. İyi ben odama çıkayım o zaman. Tamam. 1:30. Feri. Götür, götür, götür. Al, al bakayım, al, 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 al. Fıstıklıdan da al. Fıstıklıdan da al. Heh. Cevizden de al. Al, 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 al güzel. Heh. Şişt, Antep fıstığı. Bir tepsi cevizli, bir tepsi fıstıklı. Unutmamışım değil mi? Nasıl yani? Baklavalarımı mı aldın? Çocuklar alın götür. Al al al. Doya doya yiyin. Benim için de yiyin ha. Ya niye yaptın şimdi böyle bir şeyi? Ne yapsaydım? Dikkatini çekmenin başka yolunu bulamadım. Bak öyle doldu. Ya sen manyak mısın? Gerizekalı. Düzgün konuşma. Akılsız ya. Ben senin aklını almayabilirdim de. Dua et İstanbul'a dönüyorum. Kızım. Ya Vakkas usta, niye baklavalarımı başkasına veriyorsun ya? Vallahi kimseye vermedik. Baklavalarım duruyor içeride. Duruyor mu? Duruyor. Vallahi Vakkas usta, ben anlatmaya çalıştım. Her fıstıklı cevizli baklava senin değil dedim ama... hanımefendi taktı kafayı bana. Tövbe tövbe. Bir daha karşıma çıkarsam seni pişman ederim.
Kolay gelsin. Hoş geldin sana. Hanımım? Hadi kızım, nerede kaldın? Geldim anne. Bırak onları da ablanın yanına git. Kuaför geldi. Tamam. Gidiyorum şimdi. Ha öyle bu tarafa. İyice, iyice yap. Heh. Kolay gelsin. Yardım edecek bir şey var mı? Estağfurullah küçük hanım. Verin alayım ben onu. Ha? Gelebildi sonunda. Nasıl oluyor? Abla çok güzelsin. Su gibi. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Ablanız bitince uygunsanız sizi de alalım. Ha, seni sonra da annemi. Olur. Ay, benim güzelim. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ökkeş, yardım edin. Orhan Bey kardeşim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Damat, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Hay maşallah. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Lan yorum damat, gel hele, gel, gel, gel. Geldim. Berk içiymişsin ha. O kadar içkiye bağlı mısın demedin. Motor biraz heyecandan. Yoksa sürekli adeti değil. Ya hem genç bunlar, genç. Hem Ferit Bey oğlum da İstanbul'da bizi eğlendirir ha. Tabii efendim. Yuh artık abla, abartma. Ay yirdiler tamam. Geri dönmezler, korkma. Ya göremedim ki bir şey. Kızım. Bir ömür boyu doya doya bakacaksın zaten. Merak etme. Kapıdan bir baksam. Nereye oturdu? Kim? Enişteyi soruyor, kim olacak? Kızım tamam ama ya. Kahveleri verirken görücün zaten. Şimdi olmaz. Ayıp. Hanımlar, haydi siz de ikrama başlayabilirsiniz artık. Peki Esma Hanım. Ay bir dur be. Ziyan dur ya. Kızlar, bak dediğim gibi ha. Ben de yene kadar mutfaktan dışarıya çıkmak yok. Ben kahve zamanı gelince size haber ederim. Ya dur. Sen yeme şu lokumları, kalmayacak misafirler, ellerim titriyor zaten. Ya tamam sakin ol abla. Of. Yani neticede erkek işte. Ben de çok erkek gördüm ya. Ömrüm erkeklerle geçti benim. Seyran. Vallahi kızacağım ha. Eskiden daha sık gelirmiş babam memlekete. Ha ha. Artık bu vesileyle ya yine gelir. Ya da artık biz gidek, elini öperik artık. He? İnşallah. İnşallah. Gelin kızımızı göremedik. Kahveleri yapayım, beyim gelir. Vallahi kahveler çok güzel oldu. Hadi abla. Merdiven çıkarırken taşırım ben bunları. Benim elimi titremesi hala geçmedi bana. Yardım ediver ne olur. Tamam. Tamam tamam, ben yardım edeceğim sana. Yukarı kadar taşıyacağım ama sen yukarıda birazcık sıkacaksın kendini. Tamam mı? Tamam. Tamam. Oh. İyi ki varsın. Oh, hadi tamam.
Tamam. Hocan yapma, hocan yapma. Burada bekliyorum abla. Merak etme. Tamam? Hadi. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Saçımı, saçımı düzelt. Saçımı. Arkaya. Arkaya. Tamam mı? Rahat mısın? Tamam. Yakaladı. Çat çat. Dövdü. Gülgün Hanım, iyi misiniz? Esme, Seyran'ı çağır gelsin, Suna odasında beklesin. Evet, buraya kadar gelmişken örf ve adetimizi pas geçmek olmaz. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Seyran'ı, oğlumuz Ferit'i istiyoruz. Kızınız Seyran'ı. Oğlumuz Ferit'i istiyoruz. Verdik etti ya. Verdik etti. Hem madem nikahda konuştuk. O zaman hayırlı olsun diye ki. Aman. Gel hele gel. Koy benim yavrum maşallah. Hadi kızım git babanın eline. Haluki. Okay.
Yine çıktım karşına işte. Hadi et bakalım, beni nasıl pişman edeceksin. Seyran'ım hayırlı evlattır. Ben kendinden razıyım. Bunca yıldır başımı bir kere bile önüme eğdirmedi. Size de gelin değer, evlat olur inşallah. İnşallah. Sağ olasın damat. Sağ olasın. Tekrar hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Amin. Amin. Maşallah. İyi akşamlar Gülgün Hanım. İyi akşamlar efendim. Fakat Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bas abi, bas bas. Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ha? Bas. Bas Allah aşkına. Kazım Hanım'ın büyük kızı yerine küçüğünü aldık. O ne demek oğlum? Aman diyeyim, sıktı şimdi. Sabahın şeri akşamın hayrından iyidir. Güzel bahtım varmış, güzel. Yat. Kalk. Şükret. Allah, sakın, sakın ağzını devireyim deme. Baban diyeceğini dedi, zarar verildi. Ne olucuysa hayırlısı olucu. Ha, Sunay'a da olanı biteni usulünce anlat. Ne oldu? Ha? Anne söylesenize ne oldu? Gittiler mi? Gittiler kızım. Allah dilim. Allah dilim. Kızım yapma. Yapma kurbanın olayım yapma kızım. Suna. Suna kızım. Baba, baba, babam çok kızdı mı? Ha? Babam çok kızdı. Ya söylesenize ne oluyor, anlatabiliriniz ne oldu anne? Vaz mı geçti? Abla. Ha? Her şey bir anda oldu. Her şey bir anda oldu, sesimi çıkaramadım. Benim mi suçum? Bir anda oldu. Oğlan ne Seyran? Ha? Ne oldu? Ne?
kardeşini istediler. Akla ben evlenmek istemiyorum. Ben evlenmek istemiyorum. Zehra. Sen evlen. Evlenme. Ne var ki ben? Benden vazgeçmişler. Bana ne faydası var? Halisa'ya nasıl anlatacağız bu durumu? Bir şey demek zorunda mıyız? Ferit evleniyor işte. Ya orası öyle de. Yok olmaz. Duyar bir yerden açık açık anlatmak lazım. Ne diyeceksiniz ya? İstemeye gittiğimiz kız sakarlık yaptı. Senin torunun da büyüğünü değil küçüğünü istiyorum diye mi tutturdu diyeceksiniz? Nasıl diyeceksiniz? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Ben lisanı münasiple anlatırım. Sakın Ferit'e kimse bir şey demesin. En azından evliye ikna oldu. Deyince de laftan anlıyor sanki. Yine rezil etti hepimizi. Neyi rezil etti ya? Adam dünya razıymış görmedin mi? Hala. Gel hele gel. Şu hizmetlileri iyice tembihleydin ha. Böyle sağda solda laf etmeyiler. Tembihledim tembihlemesine de ne fayda. Milletin diline düşmesek bari. Ya valla sen ne diyorsun ya. Ne varmış canım milletin diline düşecek. Allah'tan oğlan Seyran'ı beğendi ha. Yoksa bu yaştan sonra evlat katili olucuydum. Sen de hele bana. Ne konuştunuz içeride? Ne aldınız ne verdiniz? Kız verdik kız. Daha ne verecek? Kazım, seni ben büyüttüm sayılır. Değdi mi bunca rezilliğe sen onu de hele. Değmez mi be? Değmez mi? Hani hep sen diydin ya. Bu kızlara niye bu kadar para ödeyin diye. Bir gecede hepsini misliyle çıkardım. Haberin ola. Bak, nasıl oldu o iş? Dedim kız ufak, anası özler. Biz dedim İstanbul'a nasıl bir gidip gelecek? Ev istedim. Daha ilk akşamdan ha, ilk akşamdan. Hele bir kız yerleşsin. Bizim ayağımız İstanbul'a bir alışsın. Daha neler isteyeceğim neler. Hepsinin bir sırası var tabii. Bu işin arkasında Halisa olmasa hiçbirine güvenilmez. Hele o damat. Hiç gözüm tutmadı. Ya bırak sen damadı, o bende merak etme ya. Sen kızları iyice tembihle. Ulan mırın kırın istemem ha. 3-5 güne kıyılır nikah. O kadar çabuk mu? Ya 3-5 gün çok bile ha. Ala hanım, öyle işler öyle uzaktan uzağa olmaz ha. Sen öyle uygun gördüysen. Ver bakalım. Ya şu... Esme'ye söyle benim bacaklarım bir olsun ya. Geç ağır hele. Ağrıyır ha. Hasbinallah ve nimel vekil. Gören de evden cenaze çıktı sanıcı. Ne yapalım Allah? Göbek mi atalım, tef mi çalalım? Çalsan yeridir. Sakarlığın yüzünden hayatın kararıcıydı. Bu iş tamamına ermeseydi ben bile alamazdım seni babanın elinden. Halim ne olacak peki benim? De-
Demeyecekler mi gelinlik çağında kız iki hayat üstünde yürüyelim? Yani iki gün konuşurlar, üçüncü gün unuturlar. Hem halin dün neyse bugün de aynı. Ne bir eksik ne bir fazla. Sızlanıp durma. Peki ben hala? Ben evlenmek istemiyorum. Ben sana diyeceğimi kapıda dedim. Hazırlanın, 3-5 güne nikah kıyılıp bu evden kız çıkarılacak. 3-5 güne mi? Olmaz. Gitmem ben bu konaktan. Bırakmam annemi de ablamı da. Okuyucum diye öğretmenini kapıya diktiğinde bırakıydın ama... senin derdin konak olsa okumakta gözün olmazdı. Ya hala gözünü seveyim. Ben tanımadığım, etmediğim adamla ben nasıl evleneyim ya? Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten. Tanıyıp da ne edeceğin? Hele bak oğlana. Gezip tozluklarına mı gitti yoksa şanlıların konağına mı geldi evlenmek için? Ölürüm de evlenmem. Kimse zorlayamaz beni. Sonra sonra kız! Sen ne edeyim? Ben burada eşek başı mıyım? Kimse zorlayamaz. Ha! Bırak. Eteği eksiye bak hele sen. Kasım, oğurluk indirecek kızım. Ya sen karışma la. Geri. Ya ele güde rezil olacağız. Kimse bilmez senin elini. Sen kalk kızım. Geri. 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 Konuşma geri. Nerede görmüş babayı atayı mı kızın karşı çıktı? Geri. Geri. Esme. Benden habersiz bu kıza bir su bile verilmeyecek. Hala! Bu kız buradan dışarı çıkarsa senden bileyim ha. Benden habersiz dışarı çıkılmayacak. Kaç! Ey halt ettiniz. Keyfi yerinde adamı ne hale getirdiniz? Antep fıstığı heyecanlı mıyız? Dalga mı geçiyorsun? Niye dalga geçeyim canım? İnsan kaç kere evlenir ki? Nereye gidip ne yapıyorsak bir an önce yapalım. Bitsin. Sen kızgın mısın bana? Ya sabır. Sunay'ı sordum diye mi kızdın yoksa? Yalan mı canım? Yüz yüze bakacağız sonuçta. Sen annene getirdiğim çiçeklere kıskandım. Desene ya. Bilseydim bu kadar üzüleceğini ben sana da alırdım. Ya sen dün ablamı istemeye geldin. Farkında mısın? E kime niyet kime kısmet canım. Şanslı kızsın. Aynen. Evde nasıl bir bayram havası var bir bilsen. Sen bayağı bayağı sinirlisin. Ya bir sen ne diyorsun bu işe? Yani... büyük aşklar hep kavgayla başlar ya. O zaman önce fotoğraf çektirmeye gidelim. Sonra sağlık raporunu hallettikten sonra da belediyeye gider başvurumuzu yaparız. Ha? Sabır ver bana. Yok yok, o kadar kötü bir şey değil. Kan vermemiz gerekiyor sadece. Verelim. Ben zaten can vereceğim artık. Verelim. Gel. Ne yapıyorsun ya? Elimi tutacaksın değil mi? Elini mi tutacağım? Şaka mısın sen? Ha ben söylemeyi unuttum sana ya. Ben yineden biraz korkuyorum da. Çocukluğumdan kalma bir şeyim var. E bak. Çocukluktan kalma, adı üstünde. Kızlık kadar olmuşsun. Elini falan tutamam ben senin. Korkuyorum diyorum. Hem biz
İyi günde kötü günde karı koca olmayacak mıyız? Oğlum bitsin bu iş. Bak eridik burada. Hadi ya. Tamam, tamam. Açmam lazım. Bekle beni içeri, tamam mı? Geliyorum şimdi. Orhan Bey. Orhan Bey. Alo. Efendim aşkım. Ha, işte sağlık ocağına geldik. Film çektirdik. Kan vereceğiz şimdi. O kadar çabuk mu yani? Ya aşkım, yaz tatili diye gelmedik herhalde buraya. Biliyorum canım. Yani şaka gibi ama yani. Sen ciddi ciddi evleniyorsun. Bilmiyorum, farkında mısın? Aman. Çok umurunda sanki. Çok istediler, gönülleri olsun işte, ne yapayım. Sevgilim. Ara sıra benim de gönlüm olsun mu? Ne bileyim, böyle bir şey yaparsın, mutlu olurum falan. Ya öyle aklında olsun diye söylüyorum yani. O ne demek ya? Ya ben sırf mutlu mesut yaşayalım diye evleniyorum. Sen farkındasın değil mi? Ben senin için daha ne yapacağım? Hı, tabii, eminim. Neyse, hadi ben tutmayayım sizi. Tamam. Ararım ben seni yine. Özledim çok bu arada. Ben de özledim. Hadi bye. Bye. Yemeğiniz bitti mi Pelin Hanım? Makineyi çalıştıracağım da. Bitmedi ama alabilirsin. Sacide abla. Sen bir de bana bir çanta hazırlar mısın? Yalnız içine birkaç günlük bir şey koy. Şehir dışına çıkacağım. Tabii Pelin Hanım. Ha Pelin Hanım, bir de biz hafta sonuna ayarladık her şeyi. Neyi? Memlekete gidiyoruz ya. Yani Sacide abla. Tamam yani babamdan o kadar parayı öyle isteyemiyorum yani. Ne yapayım, senet mi imzalayayım, onu mu istiyorsun? Ay yok, siz yanlış anladınız. Ben size güvenmediğim için değil. Tamamen ihtiyaçtan dolayı söyledim. Tamam, ben onu haftaya ayarlayacağım. Yalnız bak, bundan sonra ne sen beni ne ben seni. Yok, biz dönmeyi düşünmüyoruz zaten. Pek bir şeyimiz kalmadı. Hallettik sayılır. İşimiz bitince beni bir çarşıya bırakabilir misiniz? Öyle yok. Evden beklerler değil mi abi? İstediğimi yaparım. Karışamazsın bana. Sen de biraz fazla sinirlisin ha. Evliliğe uygundur raporu vermezlerse görürsün sonra. Niye ki? Olmadı yine ablamı istersiniz. Ha? Ablanı dayız. Oğlum bak yapma. Kızın üstüne çok gidiyorsun. Ya ne yaptım sen de? Seyran? Seyran iyi misin? Seyran. İyiyim, iyiyim. Gel, gel arabaya gel, gel. Otur. Abi torpidoda bir şeyler var değil mi? Var, var, var. Abi tutun bana, sakin. Gel. İyi misin Seyran? Su var mı? Su ben hemen alayım. Sen gel. Gel. Sakin. Sakin. Torpidoda bir şeyler olacaktı. O ne? Ya bunlar benim insülin iğnesi. Baygınlık başlığımız bilmediğim şeyler değil yani. Seren gerçekten iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyisin, iyisin. İyi. Maşallah. Geçmiş olsun. Bu genelde kızlarda başımıza gelen bir durum değil mi abi? Baygınlık hali, hayranlık hali. Allah'ım gerçekten oluyor bunlar ya Rabbim. Biz alışıyoruz yani. Rahat ol. Ha gerçekten iğrençsin ya. Gel bakalım Ferit Bey oğlum. Kazım Ağa'nın seninle konuştukları var. Sebep? Ey kayınbaban değil mi? Git kendin sor.
Ya şu moda dedikleri garip bir şey ha. Eskiden böyle insan içine çıksalar ayıplarlardı ha. Sen kendine yakıştırmışsın, o ayrı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama şöyle ağır kıyafetler daha iyi gidiyor sana. Sisteme akşamı film tam gibiydin ya. Evet. Ben yerine göre giyinmeye özen gösteriyorum. İşe de böyle gitmeyin herhalde. Ben daha okulu yeni bitirdim. Henüz başlamadım işe. Ne okudun? Amerika'da okudum. Ekonomi ve işletme. Abo! Maşallah. En nikahdan sonra işe başlarsın herhalde. Yani çok acelem yok. Tabii can. He. Olur olur. Zaten Halisa torunun akıbetini düşünmüştür ha. Zaten. Damat. Şimdi gelek asıl meseleye. Bak. Kızımız bizim canımızdır ha. Ne yemeklerle büyüttük? Haberin ola. Ha şu koca Antep'te benim kızımı parmakla gösterirler. Haberin ola. Şimdi alıyorsunuz. İstanbul'a gelin ediniz ama sakın sahipsiz sanma ha. Benim elim hep üzerinizde olucuyu bilesin. Çok haklısınız. Zaten Seyran ne zaman isterse sizi ziyarete gelir. Ya o gelmese de biz gelirik. Kızımızın afiyetinden, sağlığından emin oluruz, merak etme. Hem bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim İstanbul'da tanıdığım bir derzim var. Çok eski bir terzi, ustadır. Ben seni ona bir götüreyim. Böyle işe başladıktan sonra böyle olmaz ha. Yani. Biz artık çıksak Kazım Bey. Bey? Ne bey ya? Baba de bana, baba. Daha münasip olur. Tabii. Biz artık çıksak baba. Olur, olur. Zamanla diline alışır. Aynen. Gel, 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 gel. Gel sana bir sarılalım la, gel, gel. Vay koçum benim, vay. İnşallah. Haydi. Sana şöyle bir siyah cızgılı bir takım. Hı? Ne dersin? Jilet kimin oğlum vallahi. Yapalım bunu. Hadi bakalım. Sen sahaya bak. Görüşürüz. Hadi. Ayakkabısı güzelmiş. Hadi abi, hadi hemen uzayalım buradan hadi. Yine ne oldu ya? Kazım baba faciası. Gül sen gül. Ben de birazdan güleceğim sana nasılsa. Bugün daha iyisin değil mi? Antep fıstığı. Nasıl? Dün ayılıp bayılıyordun ya. Yok, o bir anlık açlıktandı. İyiyim. Aynen aynen. Açlıktandı kesin. Ne demek istiyorsun? Yani Ferit Koran'ın karısı olmanın heyecanı diyorum, ne diyeyim. Bak 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 bak. Abi bak nasıl hoşuna gidiyor, bak nasıl gülüyor. Haberi karıştırmayın. Heyecan yaptı. Üzülüyorum sana aslında, biliyor musun? Niye? Yani o kadar büyük bir halüsinasyonun içinde yaşıyorsun ki. Hani ne desem, ne söylesem boş. Ya kasma artık bence. Ha? Artık evleniyoruz, farkındasın değil mi? Salabilirsin artık kendini. Ya seninle evlenmek için böyle ayılıp bayıldığımı falan mı zannediyorsun sen? Evet. Ben insanların isminden, soy isminden, tipinden etkilenmem. Karakterine bakarım. Sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Bakalım annemlerin yanında da böyle asi ruh olabilecek misin?
Kediye mi döneceksin yoksa? Meow. Senin bizde olduğun gibi mi yani? Kolay gelsin. Heyecanlandın mı sen? Ha? Sakin ol. Su getireyim sana. Gel. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun efendim. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gerek yok tatlım. Sevmem ben öyle eski adetleri. Otur. Rahatına bak. Hadi buyurun. Seyran canım, rahat ol. Koy çantanı şöyle bırak. Çekinme. Korkma, çantanı çalmazlar burada. Tekrar hoş geldin kızım. Hem masamıza, hem ailemize. Hoş bulduk efendim. Efendim mi? Seyrancığım, ben senin babana baba diyorum yalnız. Ferit. Seyrancığım, sen bakma buna takılıyor. Sen kendini nasıl rahat hissedersen öyle söyleyebilirsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz ha. Efendim. Çok acıktım. Ne yesek ki? Bizimkilerin yanında kediye dönüş ben 10 saniye sürdüm. Ne oldu? Bir şey yok. Masa çarptı ayağımı. Selam, biraz kendinden bahsetsene. Yani ne diyeyim bilemedim. Bilmem neler yaparsın normalde. 2 gün öncesine kadar üniversite sınav sonucumu bekliyordum. Öyle mi? Hı hı. Hangi bölüm istiyordun? Resim ya da heykel. Çizim çalışıyordum bir taraftan da. Şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Ya ne demek o? Bak benim düştüğüm hataya düşme. Okumak istiyorsan eğer biz seni destekleriz. Teşekkür ederim. Ayrıca dil falan da öğrenmek istersen kursa gidebilirsin. Hatta özel hocalarla çalışırsın. Aslında o konuda bir sıkıntım yok. Ablam da ben de hem İngilizce hem de Fransızca biliyoruz. Hay canım. Ne gibi? Hello how are you seviyesinde mi mesela yoksa? Ferit. Kendini geliştirmeni her zaman destekleriz kızım. Ayrıca belki Ferit'ciğimize de örnek olursun. Baba oğul aynalar işte. Pardon, işler arkada. Annem beni de kovduğuna göre seninle konuşacak önemli şeyleri var sanırım. Eşine hayatın boyunca böyle açık sözlü olur mu oğlum? Olur anneciğim. Söz. Ben kaçtım.
Aşkım. Alo Pelo, ne yapıyorsun? İyi, bir şeyler atıştırıyorum. Sen beni mi özledin yoksa? Çok bunaldım Pelo ya. Keşke yanımda olsun. Ne yiyorsun? Öyle tropik meyve salatası gibi bir şey. Muz, ananas, çilek falan. Güzel. Çok bunaldıysan gelebilirim. Hem sen artık benim müstakbel işine tanıştırmayacak mısın ya? Dalga geçme Pelo ya. Ya dalga falan geçmiyorum, ben ciddiyim. Nasıl olsa bir şekilde o da artık hayatımızda olacak. Tamam, bakarız. Ama az önce anneme söz verdim. Eşime dürüst olacağım diye. Hı, ne güzel işte. Hem bak ben hissediyorum, bence biz onunla çok iyi arkadaş olacağız. Delidir. Öyle garip huyları da vardır ama özünde çok iyi çocuktur. Oğlum diye demiyorum, inan bana. Gerçi kargaya yavrusu şahin görünür derler ama. Estağfurullah. Bak biliyorum senin için de çok yeni, çok hızlı oldu her şey ama böyle biraz olsun alışabildin mi bari? Yani şaşkınlıktan bilemedim ki. Ferit çok rahat. Bazen dalga mı geçiyor, ciddi mi emin olamıyor insan. Yani şimdilik biraz farklıyız gibi. Ne güzel işte, bunu fırsata çevirmek lazım. Birbirinizin boşluklarını tamamlarsınız. İsterseniz tabii. Zaman ister böyle şeyler. Daha çok değişir düşünceleriniz. Belki de. Biliyorum hiç kolay değil senin için. Aramızda kalsın. Başlarda Orhan'la evlenmek benim için de çok zordu. Ama böyle büyük ailelere girmek kolay olmuyor. Bilirsin adına karar veriyor. Sen daha ne olduğunu anlamadan... sanki böyle büyük bir makinenin eksik parçasıymışsın gibi... boşluğu doldurman, düzeni olduğu gibi devam ettirmen isteniyor. Başlarda senin ne istediğinin, ne düşündüğünün hiç önemi yokmuş gibi geliyor. Ama sonra çarklar ağır ağır dönmeye başlıyor. Yerini buluyorsun. Ben hep arkandayım. Bak hissediyorum. Siz tanıdıkça birbirinizi çok seveceksiniz. İnan bana. Ya anne ya. Daha ben tutmadım müstakbel karımın elini. Ne oluyor? Öyle mi? Madem öyle... al Seyran'ı, hadi biraz baş başa vakit geçirin ha. Diyorsun. Evet. Bana uyar. Seyran Hanım. Hadi maşallah size. Merak ettirmeyin. Olur. Bizimkileri iyi idare ettin. Pek sıradan bir çaba göstermedin. Belli. Az önce hanım hanımcık oturuyordun içeride. Şimdi mızmızlanıyorsun yine. Sen böyle yapınca cilve falan yaptığını mı sanıyorsun? Sana mı cilve yapacağım ben? Rüyanda görürsün ancak. Başladık yine. Bak. Başlamadan bitirmek senin elinde, tamam mı? Vazgeçtim, istemiyorum dersin, olur biter. Bence ilişkimize bir şans daha verelim. Değil mi? Kim bilir ne kadar para döktünüz babama. Boşa gitmesin. Ya Seyran. Sanki benimle evlenmek istemiyormuşsun gibi konuşma. İstemiyorum. Olsun. Ben istiyorum. Ya sen nasıl bir insansın? Karşıma geçmiş burada seninle evlenmek istemediğimi söylüyorum ya. Neden senin istediklerin benimkilerden daha önemli olsun ki? Ay delireceğim ya. Kafayı yiyeceğim, aynı şey çünkü. Aynı değil şey. Tabii. Bu evlilikte kazançlı olan taraf sensin. Neymiş benim kazancım? Sen en azından Korhanların gelini oluyorsun. Bu evliliğin bana kattığı hiçbir şey yok ki. O yüzden şikayet etme artık.
Belki benim hayatımda birisi var. Ha? Belki benim hayata dair başka planlarım var. Yani bunlar hiç umurunda değil mi senin ya? Neden umurumda olsun ki? Bu kadar önemli bir şey varsa bana değil gider babana söylersin evlenmek istemediğini. Saçmalıyorsun şu an. Seyran, senin yerinde olmak için can atan kaç tane kız var farkındasın değil mi? Niye gidip onlarla evlenmedin o zaman? Hı? Niye ablamdan vazgeçtin ya sırf kahveyi döktü diye? Bir dakika, bir dakika. Ne alakası var ya? Kahveyle ne alakası var onun Seyran? Seyran. Seyran, kahveyle bir alakası yoktu onun. Seyran Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Sinirlerim bozuldu sadece. Bir şey mi oldu abi? Nikah tarihi netleşti. Yarın. Ben eve gidebilir miyim? Tamam. Annemleri görelim gideriz. Beni bu halde görmelerini istemiyorum lütfen. Tamam o zaman ben annemlerle geçerim. Abi seni bırakır. Görüşürüz. Daha iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Yani ne kadar olanabilirse artık. Bir an sinirlerim boşaldı. Ferit'in kızlar üzerinde öyle bir etkisi vardır. Sinir etmeyi sever. Ama iyi çocuktur Ferit. Gerçekten. Çok. Onunla tanıştığımdan beri her günüm öncekinden daha kötü geçiyor. Vallahi yalan olmasın Seyran Hanım. İlk başta Ferit'in evleneceği kıza çok üzülürüm. Yani bu Ferit kötü diye değil. Ferit çocuksu. Yani bu biraz uçar o yüzden. Ama yani sizi tanıdıkça Ferit'e de üzülmeye başladım açıkçası. Yanlış anlattım. Yani böyle evlenip yırtmak isteyen biri olur diye düşünmüştüm. Ya da böyle sessiz sakin, uğur ensesini al ekmeğini biteyim. Yani bir aması var galiba bu cümlenin. Var, var. Güçlü, para pulla işi olmayan karakter sahibi bir kızsınız. Ferit de zamanı geldiğinde değerinizi anlayacaktır. Teşekkür etmemi beklemeyin lütfen. Yok, beklemiyorum zaten. Ama şunu bilin, Ferit'in de durumu sizinkinden farklı değil. Nasıl yani? O da mı evlenmek istemiyor? Madem evlenmek istemiyor, hayır deseydi o zaman. Siz diyebildiniz mi? Anne. Duydum kızım. Bu kadar çabuk olmamalı anne. Seni bırakamam. Ben bunu bırakamam. Kızım ne olur ağlama kurban olayım bak. Zaten
Ablan da iyi değil. Bari onun için güçlü olur ha. Bir şey mi oldu ablama? Anne? Abla. Gel Seyran. Ne yapıyorsun bir tane? Yarın gidiyor musun? Bana şimdi geldi haberi. Ben bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Bunları neden çıkarttın? Bak şimdi. Sen oraya gittiğinde seni ayıplarlar. Gelinlik kızın hiçbir şey izi yok derler. Bunu işlemem 2 yıl sürmüştü, hatırlıyor musun? Ablam, bırak senin onlar. Lütfen. Ben kardeşimi ezdirmem. Biliyorum bunlar eskidi artık da. Antep'ten gelin aldık. Bir kuru valizle geldi derler olmaz bak. Bunlar da çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Ben zaten yenisini yaparım ha. Alamam abla bırak. Alacaksın. Ben senin ablanım. Ben ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Abla gel oturalım. Gel konuşalım. Bak. Bak. Annem gelinliğini sana ver. Ben gelecektim biliyorsun. Ama yok. Kazım ağanın evinden gelinliksiz kız çıkmaz. Bana bunu görüyorlar. Yok dur. Dur ağlama. Ağlama. Ağlama babam kızar ağlama ne olur. Ama acıyor. Sarıl bana o zaman geçer. Geçtim. Çok yakıştı Seyran'ın. Ben acaba olmaz mı dedim ama pek de bir şeye gerek yokmuş. Oldu valla. Oldu oldu çok güzel oldu. Ablam çok güzel olmuşsun. Masal prensesi gibisin. Abla ne prensesi ne diyorsun sen ya? Şu halime baksanıza. Ne işim var benim bu gelinliğin içinde anne ya? Deme öyle kızım. Allah ikinize de benim bahtımdan daha iyisini yazsın. Çok mutlu olun inşallah. Gel.
abla. Abla, merak etme sen hiç. Ben pencereden izleyeceğim seni, böyle kafamı kaldırsan beni görürsün, tamam? Çocuklar, siz odanıza çıkın isterseniz. Çok yoruldunuz bugün.
odamıza çıkalım mı? Ben bir lavaboya gitsem. Gidersin, gel. Lütfen. Ben eşlik edeyim, beraber gidelim. Hadi gel. Bekliyorum asansörün orada. Acele edin. Burası kızım, gel. Yardıma ihtiyacın var mı? Gelmemi ister misin? Yok, çok teşekkür ederim. Kızım, bir şeye ihtiyacın var mı? Seyran, kızım var mı bir şeye ihtiyacın? Seyran. Kızım, bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim, teşekkür ederim. Ben sizi yalnız bırakayım çocuklar. İyi geceler.